Ripple'dan, XRP'den, Brad Gerlinghaus'un açıklamalarından ve Jay Clayton'dan bahsedeceğiz. Jay Clayton kimdir? Gary Gensler'ın ileride olacağı kişidir. Yani SEC başkanıdır. İleride olacağı kişiden kastım onun gibi olacak anlamına gelmektedir aslında. Jay Clayton Gary Gensler varken yani SEC'de Gary Gensler varken değil Jay Clayton başkanken yani Trump hükümeti esnasında aslında dava açılmış idi Ripple'a. 2020 yılında biliyorsunuz ki dayanmaktadır bu husus. Şimdi birincisi Donald Trump'ın şu anda tabii kriptolara ne kadar sıcak baktığını görebiliyoruz. Ama Donald Trump zamanında mevcut hükümet esnasında kesinlikle ama kesinlikle bu şekilde bir politika izlemiyordu. İkinci olarak Jay Clayton yani bundan önceki Gensler'dan önceki SEC başkanı. Gensler'dan önceki SEC başkanı da yani Clayton da tabii ki Ripple'a dava açmış ve piyasanın üzerine gitmiş olan kişidir ve kripto piyasasını zamanında sevdiği söylenemezdi. Ancak şu anda adam sürekli XRP coin övüyor. Piyasayı övüyor. İşte Bitcoin'i övüyor. Kripto sektörünü övüyor. XRP övüyor. Hatta 13 Temmuz'daki dava sonuçlanmadan ortalama 1-2 hafta öncesinde Ripple'ın haklı olduğunu, kendisinin ne kadar pişman olduğunu, umarım Ripple davayı kazanır gibi açıklamaları bulunmaktaydı. Aynı zamanda Ripple'ın davayı kazanacağını düşünüyorum gibi söylemleri bulunmaktaydı. Yani bu zaten çok söylüyordu. Davadan da 1-2 haftada önce 13 Temmuz'daki açıklanmasından kendisinin buna benzer söylemleri ve buna benzer lafları zaten olmuştur. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Peki bunlar neden oldu? Yani Donald Trump'ın duruşundaki değişim, yine Jay Clayton'ın bu söylemleri, zamanında dava açtı. Şimdi şu Bitcoin şöyle güzel, kripto paralar böyle iyi, ne bileyim XRP coin şöyle iyi. Tabii ki siyasi, yani siyasi sebepler. Şu anda kripto paraların ne kadar ileride de yükselebileceğini söylerken biliyorsunuz ki fazlaca değindiğimiz bir husus var. Politika ve siyaset. Şu an hangi ülkenin başkanına baksanız Birleşik Krallık'ta Rishi Sunak bunu yaptı. Arjantin'de bu yapıldı, yapılıyor. ABD'de bu yapılıyor. Bizde bile biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sürü kripto para vaadi vardı, öyle değil mi? Yani şu anda bütün başkanlar kripto paraları şöyle regüle edeceğiz, böyle iyi işler çıkaracağız, şöyle koruyacağız, böyle kollayacağız diye her biri konuşmaya devam ediyor. Yani geçmişe kıyasla hem piyasadaki inovasyonun ve kullanılabilirliğin gerçekten yararlı oluşun anlaşılabilmesi, anlaşılmış olması, aynı zamanda bu kadar yüksek şekilde halka yayılım gerçekleştirmiş olmasıyla artık tamamen bir politik doğruculuğa dönüştü iş. Bir politikaya, bir politik doğruculuğa dönüştü. O yüzden herkes sırtını sıvazlıyor. Şimdi bugün Jay Clayton gibi isimler tabii ki mevcut sürecin politikasından, belki politikasından deyin, belki gerçekten seviyor deyin ki her ikisi de olabilir yani. Sonuçta kripto piyasasının neler yaptığı ve bundan sonra neler yapabileceği artık herkes tarafından bilinen gayet açık bir gerçektir. O yüzden konuyla alakalı bir problem yok. Aynı zamanda tabii ki döneme yaranabilmek için de bunlar gerçekleştiriliyor ki iddia ediyorum Gary Gensler emin olun SEC görevine son verildikten sonra çok uzun zaman geçmeden piyasayı öven açıklamalar yapmaya başlar. Ama vaktiyle dönemin koşulları Jay Clayton'ı böyle bir hareket gerçekleştirmeye itmişti. Bundan sonraki koşullar tabii ki piyasanın lehine olacaktır. Hatta gün içinde attığımız bir videoda şundan da bahsetmiştik. İşte Pearson SEC başkanı olacağı vesaire çünkü kripto paraların artık daha fazla tarafa ulaşmış olması bla bla bla.
Yani iş artık değişti. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Bu noktada da kendisine ikiyüzlü deniliyor. Yani tabii ikiyüzlü denir denmez. Olayı anlattım. Hani yorumu da lafı da size kalsın. Ripple CEO'su Brad Gelinghaus, eski ABD Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu Başkanı Jay Clayton'ı eleştirdi. Bu doğrultuda Gelinghaus, eski SEC Başkanı'nın ikiyüzlülüğünün şok edici olduğunu söyledi. Jay Clayton'ın SEC davalarına ilişkin görüşleri tartışma konusu. Ripple İcra Kurulu Başkanı Brad Gelinghaus, eski SEC Başkanı diyor, Jay Clayton'ın kurumun kurumsal düzenleyici duruşuna ilişkin yorumlarını sert bir dille eleştirdi. Komisyon 2023'ün ilk çeyreğinden itibaren kripto borsalarına ve şirketlerine karşı çeşitli kripto karşıtı eylemler uyguluyor. Clayton'ın Haziran 2023 tarihli önceki yorumları Gelinghaus ve Ripple kurucusu Larsen'a karşı açılan davadaki son gelişmeler bağlamında önem kazandı. SEC'in iki üst düzey yöneticisine yönelik suçlamaları düştü. İlginç bir şekilde suçlamalar 22 Aralık 2023'te SEC Başkanı olarak görev süresinin sona ermesinden hemen önce yapıldı. Bu Haziran 2020'deki fiili sona erme tarihinden çok önceydi. Clayton 29 Haziran 2023'te CNBC'ye verdiği mülakatta ABD SEC'in ideal olarak argümanının belirli bir yasal dayanağı varsa bireysel şirketlere karşı arkadaşım haberi yazana sesleniyorum. Artık haberi sunacak mısın? Buraya kadar ne okudum bilmiyorum bak. Yani böyle bir şey olabilir mi? Davayı başlatan kişiye atış. Heh, sonunda ya şükürler olsun. Ripple CEO'su Gerlin Kaus, SEC eski başkanı Jay Clayton'a kurumsal davalar ve kurumun rolü hakkındaki tartışmalar söz konusu olduğunda ikiyüzlük gösterdiği gerekçesiyle tepki gösterdi. Gemini CEO'su Winklevoss'un paylaştığı Jay Clayton'ın yer aldığı bir CNBC yuvarlak masa konuşmasına yanıt verdi. CEO, mücadele ettikleri 3 yıla yakın süren davayı Clayton'ın başlattığını hatırlattı. Gerlin Kaus'u kızdıran en önemli konulardan biri Clayton'ın Ripple davasının açılmasından günler sonra SEC'den ayrılmış olmasıydı. Bu arada CNBC röportajında Clayton mevcut SEC başkanı Gary Gensler'ı eleştiriyordu. Clayton, SEC'in kripto firmalarına karşı yaptırım eylemleriyle ilgili olarak yetkisini kötüye kullanmakla suçluyordu diyor. Evet, Clayton burada mevcut süreçteki başkan Gary Gensler'ı eleştiriyor. Gerlin Kaus da onu eleştiriyor. Diyor ki arkadaşım böyle böyle diyorsun diyor. Zamanında sen de aynı işi gösterdin diyor. Evet tabii ki paçayı sıyırdıktan sonra SEC'den bu şekilde konuşmak kolay olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.